Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet, haftanın ilk günündeyiz ve haftanın ilk gününü şu anda dolar TL'nin 5.80-72 seviyelerinde olduğu dikkate alındığında zannediyorum ki 5.80 üzerinde bir kapanış için hazırlanma durumundayız ve bugün 5.82-13 seviyesi test edildi. Genel olarak dolar TL ile ilgili detaylara girmeden önce dünya genelinde doların ne durumda olduğunu bir izah etmeye çalışalım. ABD dolar pardon USD Japon yeni paritesinden ve de Euro dolar paritesinden de anlayacağımız üzere dünya genelinde dolarda bir değer kazanımı söz konusu. 1.1350'yi zorlayan ama geçemeyen ve şu anda da tekrardan 1.1350'nin aşağısına gerileme eğilimi içerisinde olan bir dolar seyrine hakim bulunmaktayız. Brent petroldeki yukarı eğilim devam ediyor ve iç piyasada ise 5.80 üzerinde kapanış gerçekleştirmiş olan bir dolar TL'yi görmekteyiz. Uluslararası piyasalarda ise az önce ifade ettiğim gibi 5.80 üzerinde kapanışa hazırlanan veya bu civarlarda bir kapanış yapması beklenen bir dolar TL tablosu ile karşı karşıya bulunuyoruz. Arkadaşlar, dolar TL'yi etkileyen faktörleri biliyorsunuz. Artık tek tek sıralamaya gerek yok. İçinde bulunduğumuz bir seçim belirsizliği, hala sayılamayan ve sayım sonucu ilan edilemeyen Maltepe'deki sandık sonuçları ve AKP tarafından yapılacak olan veya yapılmış olduğu söylenen İstanbul genelindeki seçimlerin tekrarlanması hususundaki itiraz. Evet, bunlar ne olacak, ne bitecek, nasıl bir karar çıkacak ve bu belirsizliklerin yaratmış olduğu endişeler piyasada ciddi şekilde dalgalanmalara sebep olurken S-400 konusuyla ilgili olarak hala sonuçlanamayan bir tablo mevcut ve arkadaşlar bu analizin başlığını teşkil etmekte olan IMF konusu nedir, ne değildir? IMF gelecek mi? IMF gelirse ne olur? Ben bu konuda zannediyorum 1-1,5 ay önce ayrıntılı bir analiz aktarmıştım sevgili dostlar. IMF ile ilgili olarak vermiş olduğum analizimin en temel noktasında şimdi de en ana hususu şu şekilde ifade edebilirim. Bir kere şu şöyle bilinen. IMF ha deyince kapıyı çalıp gelmez. IMF geliyorum dediği anda uçağa atlayıp da gelmez. IMF'nin gelebilmesi için belli bir prosedür lazımdır. Bu prosedürün mutlak surette uygulanması gereklidir. Evvela IMF herhangi bir ülkeye bir kriz zamanında gider. Önemli bir tablo, önemli bir kriz, borçlarını çevirememesi, ödeyememesi vesaire vesaire gibi gerçekten ekonomik durumunun çok ciddi şekilde bir buhrana girdiği bir anda o ülkeye gider. Ama IMF kendisine öncelikle bir niyet mektubunun yazılmasını bekler. Yani o ülke hangi ülke ise kendisine net ve açık bir şekilde ben şu durumdayım, şu kadar varlığım var, şu kadar aktifim, bu kadar pasifim ve ben borçlarımı çeviremiyorum. İçinde bulunmuş olduğum tablo budur. Bana yardım et der. Ve IMF'nin her ülke için bir kredi puanı vardır. Ve aynı zamanda bir kredi limiti vardır. Kafasına göre para dağıtmaz. Her ülkeye istediği miktarda parayı vermez. Ve vermeyi planlamış olduğu parayı ise bir defada defaten vermez. Yani örnek veriyorum. Eğer ki bütün koşullarda anlaşılmış olsa dahi IMF bize 50 milyar dolar, 80 milyar dolar gibi gibi bir rakam verecek olsa bile kalkıp da bu parayı bir defada al kardeşim git dertlerini sorunlarını çöz şeklinde vermez. Bunu peyderpey verir. Bir kısmını verir, üçte birini verir, dörtte birini verir. Veya belirleyebileceği bir oran ve vade dahilinde bunu verir. Ve ilk dilimi verdikten sonra der ki sen bana şunları 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 taahhüt etmiştin. Hadi bakalım görelim bu taahhütlerini yerine getiriyor musun, getirmiyor musun? Bu taahhütleri yerine getirdiğimiz takdirde ikinci dilimi, üçüncü dilimi bize ödemeye başlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, iktidar cephesinin çok net bir söylemi var. Diyor ki IMF kapımızdan bile geçemez. Biz o defteri çoktan kapattık şeklinde söylemleri var. Tabii ki bu söylemler iktidarın geçmiş tarihlerde de birçok söylemi vardı. Şiddetle reddetmiş olduğu birçok konular vardı ama çok kısa bir süre sonra bu reddedilen şeylerin bir bir gerçekleştiğine de tanık olduk. Bu da bu açıdan baktığımız zaman da bugün IMF'nin kesin bir dille reddediliyor olması IMF'nin hiçbir şekilde gelmeyeceği veya gelemeyeceği anlamına gelmemektedir. Şimdi değerli arkadaşlar, IMF'nin gelebilmesi için dedik ki öncelikle bir niyet mektubunun verilmesi lazım. Ve bu niyet mektubu aşamasından sonra IMF bir heyet gönderir Türkiye'ye. Bu gelen heyet Türkiye'nin hesabını, kitabını, hazinesini, Merkez Bankası'nı, maliyesini birçok detayını inceledikten sonra
acı bir uzun ve acı bir reçete çıkartır. Der ki vergilerin şu şekilde olacak. Şu 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 zamları yapacaksın. İşçine, emekline şu miktarın ötesinde asla zam vermeyeceksin. Ve hatta bizlerin şu anda uygulamakta olduğu gibi enflasyon oranında falan gibi bir zam taahhüdünde dahi bulunmayacaksın. Merkez Bankası Başkanı'nın şu kişi olacak. Maliye Bakanı'nın bu kişi olacak. Hazineden sorumlu bakanın şu kişi olacak gibi iç işlerimize tamamen karışacak şekilde bizlere belli ev ödevleri verir, belli talimatlar verir. Eğer ki bu talimatlara uyarsan kardeşim ben sana para veririm. Yoksa benden sana hiçbir şekilde zırnık işlemez şeklinde eskilerin tabiriyle net bir tavır sergiler. Dolayısıyla arkadaşlar içinde bulunduğumuz tablo gittikçe kötüye gidiyor. Çok acil bir şekilde dolar temin etmek durumundayız borçlarımızı ödeyebilmek bakımından. Üretim hususunda neredeyse sıfır bir noktaya gelmiş durumdayız ki bugün gelen işsizlik verileri gerçekten 2009 yılından bugüne kadar gelen en vahim işsizlik verileri olduğu söylenmekte. Hatta bazı yazarların şöyle bir ifadesi de vardı. Bilmiyorum geçmişe dönük olarak bir inceleme yapmadım ama Cumhuriyet tarihinin en kötü işsizlik ve istihdam verilerinin geldiği söylenmekte. Peki bundan sonrası için işsizlik verilerimizin düzelebileceği veya üretimimizin artabileceği noktasında bir umut var mı? Önümüzdeki en sıcak gelişme daha birkaç gün önce Sayın Albayrak tarafından açıklanmış olan yeni ekonomik program veya reform paketi. Ben bu paketin içerisinde istihdama, işsizliğe yönelik veya üretime yönelik doğru düzgün bir şey göremedim. Zira yurt dışında yapılan sunumlarda da yabancıların bu pakete pek güven duyamadıkları veyahut da heyecan duyamadıklarına dair bir takım ifadeler, bir takım yorumlar yapıldı. Arkadaşlar tablo bu durumda. Gelelim tekrar IMF konusuna. IMF gelir mi gelmez mi? IMF'nin gelmemesi için bir neden görülmemekte. Ne kadar reddediliyor olsa bile önümüzdeki günlerde daha vahim durumlar, daha önemli sıkıntılar oluşacak olursa ve geçmişte vermiş olduğum analizde bir iddiam bulunuyordu. Dolar ne zaman 8, 9, 10 çıpasına doğru yaklaşır ise önüne geçilemez veya elde bulunan imkanlarla hani bu swaplar vesaireler vardı ya elde bulunan araçlar ve imkanlarla dolar TL'yi dizginlemek mümkün olamaz ise artık öyle bir raddeye gelinir ki bu noktada IMF'nin gelmesi hususunda bir çağrıda bulunulabilir. Yani arkadaşlar şunu ifade etmek istiyorum. IMF durduk yere gelmez ve önemli bir kriz, önemli bir çalkantı, önemli bir sorun yumağı içerisinde bunların daha da netleştiği bir ekonomik tablo oluştuğu anda ancak IMF gelebilir. Biz o raddeye gelir miyiz? Şu anki gidişatımız maalesef ki hiç de iyi görünmüyor. Öyle bir noktaya geldiğimiz zaman ise kendi yağımızla kavrulmamız, kendi imkanlarımızla o sıkıntılardan çıkma ihtimalimiz çok zayıf olduğu için ben tamamen bu görüş beni bağlar, tamamen şahsi görüşümdür ama bugün şiddetle reddedilmekte olan IMF çözümü zannediyorum ki Eylül ayına doğru maalesef ve maalesef ki IMF ile bir anlaşma yapılmak, masaya oturulmak veya bir şekilde el sıkışılmak durumuyla karşı karşıya kalacağız. Ve o durumda iktidar diyecektir ki ekonominin beka sorunudur. Ekonomiyi kaybetmek, ülkeyi kaybetmek çok daha vahim, çok daha kötü durumlara düşmemek pahasına dış güçlerin yaratmış olduğu çeşitli unsurlar sonrasında dolar bu duruma geldi. Ekonomi şöyle sıkıntılar yaşamakta. Biz de çözüm olarak mecburen, tamamen mecburen böyle bir adım attık, atmak zorunda kaldık diyebilir diye düşünmekteyim. Çünkü arkadaşlar IMF'nin gelecek olmasından hoşnutluk duyacak bir insan değilim elbette ki. Dediğim gibi IMF geldiği zaman çok acılı çizelerle gelecektir. Ama şöyle bir gerçek de vardır ki IMF'nin dışında içinden çıkılabilecek olan birçok çözüm olsa bile bakınız ekonomistlerin öne sürdüğü bir takım çözümler şunlar bunlar var ama artık bir anlamda iş işten geçmiş ve kanser virüsleri bütün bedeni sarmaya başlamış durumda. Şu an alınacak olan geçici tedbirler maalesef ki bir çözüm anlamına gelmemekte. Dolayısıyla ben bu husustan endişeliyim arkadaşlar. Endişeli olduğum husus ise IMF bugün değil de piyasa koşullarının çok daha kötüleştiği bir anda kapımızı çalacaktır veya biz onun kapısını çalacağız.
ve bir şekilde bugünden daha ağır koşullarla bir anlaşma yapmak durumunda kalabiliriz endişelerini yaşamaktayım. Şu söylemi de asla kabul etmiyorum arkadaşlar. AKP iktidarı asla IMF ile el sıkışmaz. Asla AKP varsa IMF gelmez, gelemez tarzındaki bir net ve kesin konuşmayı da maalesef ki kabul etmiyorum arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz tablo gittikçe daha da kötüye gidiyor maalesef. Evet sevgili dostlar, bir diğer husus ise IMF gelir ise dolar ne olur? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. IMF'nin gelme aşamasındaki geleceği ana veya anlaşmanın imzalanacağı ana kadar dolar TL'deki yukarı eğilim devam eder. Ama IMF ile bir anlaşma imzalanıp da IMF'den belli bir miktar para alındığı zaman dolar TL'de bir geri çekilme eğilimi kısa vadeli, kısa süreli bir şekilde gerçekleşir. Fakat yine dolar TL'deki yukarı eğilim devam eder. Çünkü IMF'nin sadece bizim için söylemiyorum, Türkiye'ye de geldiği dönemleri biliyoruz, Arjantin'e gittiği dönemleri de biliyoruz, başka başka ülkelere de yardım elini uzattığı dönemleri biliyoruz. Oralarda da sadece anlık sıcak paranın yaratmış olduğu bir nefesten ne olmuştur? Fakat çok kısa bir süre sonra tekrardan para birimlerinde önemli yükselişler yaşanmaya başlamıştır. IMF'nin bir diğer önemli özelliği de sevgili arkadaşlar, geleceği zaman koyacağı şartlar içerisinde para birimini şu seviyede sabitleyeceksin veya şu aralıkta korumaya çalışacaksın şeklinde bir de bant aralığı verir. Bunu Arjantin'de de yapmıştır geçmiş tarihlerde. Dolayısıyla sevgili dostlar, IMF gelse de gelmese de, IMF ile bir anlaşma olsa da olmasa da maalesef ki dolar TL ile ilgili olarak şu an içinde bulunduğumuz tablodan çıkabilmemizin tek bir yolu ekonomimizin bir şekilde düzelmesi ve üretim yapabilir, dolar üretebilir, yaptıklarımızı yurt dışına satıp da dolara çevirebilir bir konuma gelebilmemizdir. Bunlar olmadan önce, bunları gerçekleştirmeden bizde dolar TL'nin geri çekilmeleri sadece sınırlı boyutlarda olur diye düşünmekteyim. Arkadaşlar evet, dolar TL bugün 5.80'li seviyeleri gördü, 5.82 seviyesini gördü. 5.84.50 ile bir zirve yapmıştı yakın tarihte. Şimdi arkadaşlar, haftalık grafiğimiz itibariyle genel olarak bildiğiniz bu grafiğimizdi ve ben bu hafta sonu sizlere farklı bir çizim gerçekleştirmek suretiyle demiştim ki afaki olarak dolar 10 olur, 8 olur, 15 olur şeklinde rüya tabiri yaparcasına bir takım rakamlar zikretmek yerine bilimsel bir çalışma ile bir rakam koymak daha doğrudur şeklinde bir analiz vermiştim. Ve bu analizde arkadaşlar, eğer ki 7.20 seviyesi geçilecek, aşılacak olur ise, 7.20 seviyesi bir destek noktası haline getirilecek olur ise, bu durumda arkadaşlar teknik analiz ölçümleri 8.03 noktasına kadar bir yükseliş olasılığını gündeme getiriyor ve yine teknik analizin ölçümleri 8.03'ün de bir destek olarak çalışması veya bu direncin de aşılması durumunda 9.40'lara doğru bir hareketlenme yaşama ihtimalini ifade ediyor. Arkadaşlar, bu seviyeler benim tahminlerim değildir. Benim öngörüm değildir. Kesinlikle ve kesinlikle ben şu gün bugün dolar 9.40 olacak vesaire şeklinde bir iddiada bulunmuyorum. Benim analiz tarzımı iyi kötü anlamışsınızdır. Ben belli teknik seviyeleri takip ederim. O teknik seviyeler aşıldıktan sonra şu seviye aşılmıştır ve artık yeni takip edilmesi gereken direnç noktamız budur diyerekten adım adım, kademe kademe giderim. 6 seviyesinin üzerine çıkılmadan, 6.5 seviyesi üzerinde bir destek oluşturulmadan 7'leri, 8'leri, 10'ları kesinlikle ve kesinlikle konuşmam. Konuşulmasını da doğru bulmam. Ne zaman ne olacağını, hangi seviyeye kadar yükseliş olacağını hiç kimse bilemez. Eğer bir tahmin yürütmek gerekiyorsa, teknik bir tahmin yürütmek gerekiyorsa, altını özellikle çiziyorum, teknik bir tahmin yürütmek gerekiyorsa, teknik analiz diyor ki 7.20'nin üzerine çıkılacak olur ise yapmış olduğu ölçümlere göre 8.03 buranın da aşılması durumunda 9.37 civarlarındaki bir seviyeye kadar yükselme olasılığı ihtimali teknik analiz kriterleri itibariyle mevcut görülmekte imiş. Arkadaşlar, haftalık pivot verilerini, haftalık grafiğim önümde hazır açıkken sizlere bir kez daha hatırlatayım. Dün bu konuda sizleri bilgilendirmiştim. Evet, 5.74-5.75 seviyesi bu hafta için, içinde bulunduğumuz hafta geneli için geçerli olan pivot noktamızdı. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça, bu seviye üzerinde kapanışlar oldukça
5.87.50 seviyesine dikkat edilmeli. Buranın da aşılması ve destek haline gelmesi durumunda ise 5.95 seviyesi bir sonraki direnç noktası olarak, olası yükselişin gelebileceği nokta olarak takip edilebilir. Gelelim arkadaşlar hassas çizimimizin gerçekleştirmiş olduğumuz grafiğimize. Burada biliyorsunuz arkadaşlar kırmızı ve beyaz bandımızın oluşturduğu bir kanal vardı. Bu kanalın artık üzerine çıktık ve beyaz bandımız artık bizim için bir destek noktası konumunda. Sarı bandımızın üst tepe noktası ise bir direnç noktası durumunda. Burası her gün değişiyor. Her gün yükselen bir trend içerisinde olduğumuz için destek ve de direnç seviyelerimizde de minik oranlarda olsa bile artışlar yaşanmakta. Evet arkadaşlar, son durum itibariyle beyaz çizgimiz 5.68.90 veya 5.69 diyelim yuvarlak ifadeyle veya 5.68-5.60 aralığı, 5.70 aralığı diyelim. Bu küçük bant aralığı artık önemli bir destek noktamızdır. Bu seviyelere kadar geri çekilmeler olsa bile bu seviyelerden tepki görme olasılığımız içinde bulunduğumuz koşullarda çok ama çok önemli iyileşmeler olmamak şartıyla tepki olasılığının yüksek olduğunu düşünebiliriz. Zira açılan bu yeni kanal içerisinde kalmak isteyebilecek ve yükseliş trendini devam ettirmek isteyecek bir dolar seyrini şu an için teknik yapı itibariyle görmekteyiz. 5.68-5.69 seviyesinin destek olduğunu söylüyoruz. Direnç noktamız ise arkadaşlar şu an için 5.84-34 olarak görülmekte. Yuvarlak olarak 5.84-5.85 aralığı yakın tarih itibariyle, bugünler itibariyle takip etmemiz gereken en önemli dirençtir. Şayet 5.84-50 veya 5.85'in aşılması durumunda ise şuradaki kanalın yüksekliği kadar yeni bir kanal açılmış olacaktır. Şu şekilde bu kez 5.95'e doğru bir veya genel anlamda 6 seviyesine doğru bir kanalın açıldığını, bu kez 5.95 ile 6 aralığındaki bölgeyi yakından takip etmek durumunda kalacağımızı hafta sonu analizlerinde daha detaylı bir şekilde izah etmiştim. Arkadaşlar, dolar TL'nin şu an için bu seviyelerden kapanış yapmış olduğunu düşünecek olursak, gece 24 itibariyle rakamlar biraz daha netleşiyor ama şu an itibariyle kapanış yaptığını dikkate alacak olur isek 5.79-60 seviyesinin pivot seviyemiz olarak ön planda kaldığını görmekteyiz. Yarın eğer 5.79-50-60 bu seviyenin üzerinde kalıyor isek 5.83-27 buranın da aşılması durumunda, bakınız bugün en yüksek 5.82-13 seviyesi görüldü. Şayet 5.83 seviyesinin aşılması, buranın bir destek konumuna gelmesi durumunda bu kez 5.86 seviyesine doğru hareketlenmenin devam edebileceğini, buranın da geçilmesi ve aşılması durumunda ise nereye kadar bu yükseliş devam edebilir sorumuzun yanıtını 5.89 seviyesi günlük grafikler adına özellikle yarın için ifade ediyor. Değerli arkadaşlar, bir de Viyop konusundaki tabloyu sizlere ifade etmeye çalışayım. Viyop içinde kritik değerleri şöyle ifade edebilirim. Viyop bu, pardon arkadaşlar, bu endekse dair Viyop kontratları benim sizlere Nisan kontratlarından bilgi vermem gerekiyor. Evet. Nisan kontratları itibariyle değerli dostlar, dün olduğu gibi bugün de Cuma günü olduğu gibi bugün de 5.84 üzeri test edildi. 5.84-77-5.85 seviyesine kadar bir yükseliş yaşandı ve kapanış en yüksek seviyelere yakın bir noktadan 5.84-26 ile gerçekleşmiş durumda. Yarın için arkadaşlar 5.83-15 seviyesi önemli bir pivot desteği konumundadır. 5.83'ün aşağısında kalınır ise 5.81-50'ye doğru bir geri çekilme, buranın da kırılması durumunda 5.77-50 ön plana çıkabilirmiş. 5.77-50 önemli bir destek noktası haline gelmiş durumda son günler itibariyle. Ama 5.81-50 üzerinde kalınması, özellikle de 5.83 üzerinde kalınması durumunda 5.87, bunun ötesinde 5.89 ve buranın da aşılması durumunda yükseliş nereye kadar devam edebilir sorumuza yanıt olarak ise 5.92-50 seviyesini görmüş bulunmaktayız. Arkadaşlar, daha önce de hafta sonu da izah ettiğim gibi Merkez Bankası son günler itibariyle herhangi bir işlem yapmıyor. Ekstra bir short pozisyon almıyor. Bunu bir kere daha hatırlatmış olayım. Değerli arkadaşlar, dolar TL ve Viyop dolar konusunda söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Hoşçakalınız diyorum. İyi akşamlar dileklerimle. Saygılar, selam.